Merhabalar, Örgü Vagonu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu hırkamı anlatmaya çalışacağım. Kız bebeklere uygun, yapımı kolay, sevilen hırka modellerinden. Bebe yakıyla başlıyoruz. Tamamladıktan sonra roba ayrımlarını yapıp hırkamızı devam ediyoruz. 3 ilik çalışıyoruz. Kollarımda bağcık detayımız vesaire. Bunları tek tek anlatacağım. Bebe yakamızı tamamladıktan sonra püf noktası olarak söylemem gerekirse yakamızın tersinde hırkamızın robasını ayırırken düz olarak kurmaya başlıyoruz. Çünkü bebe yakamda birleştirme noktam hırkamın iç yüzünde kalsın istiyorum. Şu şekilde yakamı çevirdiğimde düz kısımda hırkamın yüzünde gözüksün istiyorum. Bunu belirttikten sonra hırkamın büyüklüğü 1,5-2 yaşa uygun oldu. Yaka ayırım sayılarım ise şu şekilde. Hırkamızı yaparken beraber göstereceğim zaten. Daha büyük veya daha küçük hırkamızı nasıl ayarlarız? İlerlettiğimde onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada bebe yaka çalışmadan da hırkamızı yapabilirsiniz. Sıfır yaka olarak örmek isteyen arkadaşlar yakada lastik olarak başlayıp sonrasında robamızı ayırıp hırka modelini aynı şekilde uygulayabilir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Hemen başlayalım. Hırkamın yapımına yakadan başlayacağım. Bebe yakam için şişime 100 tane ilmek attım. Şiş numaram 3,5. İpim ise herhangi bir orta kalınlıkta bebek ipi. Hırkamı 3,5 numaralı şişle öreceğim. Ancak yaka detayımızda kıvırıp katladığımız bir bölüm var. Orası kasmaması için bebeğimizin yakasına ilk başlarken ilmeklerimi 4 numaralı şişe attım. Siz yine 3,5 numaralı şişe de ilmeklerinizi atabilirsiniz. Biraz daha sıkmadan gevşek gevşek başlayabilirsiniz. Böyle bir püf noktası olsun diye söylüyorum. 4 numaralı şişe attım ama hemen 3,5 numaralı şişimle örgüme başlıyorum. 4 sıra ters olarak öreceğim. Hemen ilk birinci sıramı ters olarak örmeye başlıyorum. Bütün ilmeklerimi bu sırada ters olarak öreceğim. Diğer yüzden düz. Bu yüzden ters olarak devam edeceğiz. Birinci sıramı tamamladım. Örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Ters olarak tamamladım. Örgümün ön yüzünde düz olarak öreceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örgümüzü 4 sıra öreceğiz. Sıralarımızı tamamlayalım. 4 sıra. Dediğimiz gibi sıramızı tamamladık. Ön yüzden düz olarak ördük. Arka yüzden ters. 4 sıramızı tamamladık. Örgümüzün bu yüzünde bir dola iki ör şeklinde devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şişime doluyorum. İki ilmeğimi bir örüp kesiyorum. Şişime bir ilmek atıp doladım. İki ilmeğimi bir örüp kesiyorum. Bir dola bir kes, bir dola bir kez. Bu sırayı tamamen bu şekilde yapacağız. Örgümün arka yüzünde olduğum için ters olarak kesiyorum örgümü. Bir dola iki ilmeği bir ör. Bir dola iki ilmeği bir alıp ör. Devam ediyorum. Bir doladım, iki ilmeği beraber aldım, ördüm. Bir doladım, iki ilmeği beraber aldım, ördüm. Doladım ve iki ilmeği beraber alıp ördüm. Şişimde 100 ilmek kalmasına dikkat edelim. Artırma eksiltme yaptığımız için, çünkü bu yüzde örgülerimizi, ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Arka yüzde yine ters olarak öreceğim. 4 sıra daha devam edeceğiz bu şekilde. Artırdığım ilmekleri gördüğüm gibi alıyorum.
Böyle bir görüntü oluşuyor. Sıralarımızı tamamlayalım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 4 sıra devam edelim. Kesme artırma işleminden sonra yine ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 4 sıra ördüm. Burada artık yakamızı katlayıp beraber öreceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şuradaki gördüğüm ilk sıramdaki hemen şu ipimi ilmeğimin yanına takacağım. İkisini beraber öreceğim. Aynı zamanda arkadaşlar bu sırada haroşamıza başlamış olacağız. Ben haroşaları önden ters örer gibi ördüğüm için bu şekilde alıyorum ilmeğimi. Siz düz olarak örüyorsanız hemen o şekilde ördüğünüze başlayabilirsiniz. Hemen yanındaki yine bu gördüğüm ipimi ilmeğimin yanına takıyorum. İkisini beraber örüyorum. Bu yanındaki gördüğüm ipimi takip ediyorum, sıramı alıyorum, şişime takıyorum. İki ilmeğimi beraber örüyorum. Aynı zamanda haroşalarımıza başlamış olduk. Dediğim gibi buradan aldığım ipimi, şu gördüğüm ipimi ilmeğimin yanına takıyorum. İkisini beraber örüyorum. Bu kadar basit. Takip ediyorum yine. Hemen buradan aldığım ipimi ilmeğimin yanına taktım ve ikisini beraber ördüm. Tek bir telini alıyorum şu şekilde. İlmeğimin yanına takıyorum. İkisini beraber alıp ördüm. Bu sıramızı tamamen bu şekilde tamamlıyoruz. Şişime taktım. Beraber alıp ördüm. Bu sıra devam ediyorum. Karşılıklı getirip iki ilmeği beraber örmeye son birleştirme işlemi tamamlanmış oldu. Yakamızı haroşa olarak yapıyoruz dediğim gibi. Bir diş haroşamızı örelim. Sıramızı tamamlayalım. Bir diş haroşamı çalıştım. Arka yüzden dördüm. Ön yüzden de devam edince bir diş haroşam olmuş oldu. Burada başta ve sonda 17 ilmek kalacak şekilde yakamızı ayarlayacağız. Son 17 ilmek kalana kadar örgümü burada örüyorum. Haroşa olarak. İlmeklerimi 17 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yakamda 17 ilmek kalana kadar örgümü ördüm. Buradaki ilmeklerimi örmeyeceğim. Örgümü çevireceğim. Yine burada da 17 ilmek kalana kadar örgümü öreceğim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi delik olmasın diye örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Örgümün sonunda 17 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerimi ördüm. Kenarda 17 ilmeğim kaldı. Örgümü yine tekrar çeviriyorum. Buradaki ilmeklerimden örmeden yine çevirdikten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir delik oluşmasın diye dediğim gibi ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Kenardaki 17 ilmeklerimden ortadaki ilmeklerime bir tane dahil edeceğim. Kenarda 16 ilmeğim kalacak. Oraya kadar devam ediyorum haroşa örgü olarak.
Her örgümü örüp çevirdiğimde kenardaki 17 ilmeğimden bir ilmek dahil edeceğim. Kenardaki ilmek sayım 10 tane kalana kadar. Sonra kesmeye başlayacağım. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. Kenardaki 17 ilmeğimden bir tanesini dahil ediyorum örgüme. Örüyorum haroşa olarak. Örgümü çeviriyorum. Burada 16 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yine diğer yerden de bir ilmek dahil edeceğim. Örgümü çevireceğim. Buraya geldiğimde tekrar bir ilmek dahil edeceğim. Ortadaki örgülerime, ilmeklerime bu şekilde devam edeceğim. Yuvarlak hattımız oluşmuş olacak. Kenardaki ilmeklerimden bir tane örüyorum. Ortadaki ilmeklerime dahil ediyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örmeye devam ediyorum haroşa olarak. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. Kenardaki ilmeklerime geldim. Bir tane örüp dahil ediyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıp örgülerime devam ediyorum. Ortadaki ilmeklerimi tamamladım. Kenardan örgüme bir tane daha ekliyorum. Örgümü çeviriyorum. Örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kenarda 10 ilmek, 10 ilmek kalana kadar devam edelim. Şimdi artık yaka çalışmam için kenarda bıraktığım 17 ilmeğimden 10 tane ilmeğim kaldı. Artık bu 10 ilmeğimi keserek yakama dahil edeceğim. Şimdi bu 2 ilmeğimi beraber alıp örüyorum. Kenarda 9 ilmeğim kalmış oldu. 2, 4, 6, 8, 9. İkisini bir ördüm, kestim. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Kenarda kesmelere başlamış olduk artık. Diğer kenarıma geldim. Şimdi burada da bir kesme yapıyorum. İki ilmeğimi beraber alıp ördüm. Örgümü çeviriyorum. Buradaki ilmeklerim tamamen bitene kadar kesmelerimize devam ediyoruz. Bebeğe yaka çalışmam bitti. Kenarlardaki kalan 10 ilmeğimi de tamamen kestim. Bu arada şişimde 80 tane ilmeğim kaldı. Bu 80 tane ilmeğimi bir diş haroşa sırası daha örelim. Sonrasında sağında ve solunda 7 ilmek artırma yapacağım. Düğme ilik pat çalışması için bu artırmaları yapacağım. Bir diş haroşa sırası örelim bu 80 ilmeğimizi.
Tamamladım sıramı burada. 7 ilmek artıracağım. Artırmamızı şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Ben örerek artırma yöntemiyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek artırmış oldum. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Düz kenar çalışması yapacağım için örgümün kenarında ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artık hırkamın ön yüzünde robo ayırımını yapacağım. Diğer örgümün başına geleyim. Orada da 7 ilmek artıracağım. Örgümün ön yüzüne geçmiş olacağım. Orada da robo ayırımı için işlemimizi yapacağız. Misin alışışım çarpıyor. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. 7 ilmek artırıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Düğme ilk yerim için 7 ilmeğimi çalıştım. Düz kenar çalışacağım. Düz kenar çalışması yapacağım için ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düğme ilik çalışmam 7 ilmekten oluşuyor. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan 5 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bedenimi düz olarak örmeye başlayacağım. Burada roba ayırımını yapacağız artık. Şöyle göstereyim. Şurada yazdım ben. Yaka çalış. Şu an artırmalarla beraber yakamda 94 ilmeğim oldu. Ön çalışmam için patlarla beraber 17 ilmeğim olacak. Kol ajurumda 2 ilmeğim. Kolumda 12 ilmeğim. Arkam 28 ilmek. Kol yine 12. Ön çalışmam için 17 ilmek yapacağım. Aralardaki iki ajurlarımızı da öreceğiz tabii ki. Şimdi ne yaptık? 17 ilmek önümüz olacağı için 17 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek için önümüzü ördük. Şuradaki haroşalarım ön patım için çalıştım. 7 haroşadan sonra düz ilmek olarak ördüm. Bir artırma yapıyorum. Kol ajurumdayım. 2 ilmeğimi yapacağım şimdi. Kol ajurum için buradaki ilmeklerimi haroş olarak öreceğim. Haroşalarımı ben tersi örgü olarak ördüğüm için 2 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bir artırma daha yapıyorum. Kolum için 12 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kolum için ilmeklerimi ördüm. Bir artırma yapıyorum. Kol ajurumdaki 2 ilmeğimi örüyorum haroş olarak. Bir doluyorum tekrar. Arkam için 28 ilmeğimi örüyorum. Yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz,
28 ilmek düz olarak ördüm. Kol ajur çalışmamı yapacağım. Bu şekilde şişin üstüne doluyorum. Arka yüzde ilmeğimi çevirip öreceğim delik oluşmasın diye. İki haroşamı ördüm. Bir artırma doladım yani şişime. Kolum için 12 ilmeğimi örüyorum düz olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kol ajurumdayım. Şişime bir doladım. İki haroşa ördüm. Bir doladım. 17 ilmeğim olması gerekiyor şişimde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Doladıktan sonra 17. ilmeğim burada. Düz olarak örüyorum. Kenar pat çalışmama kadar düz olarak örüyorum. 2, 4, 6. Şunu da düz olarak örüyorum. Haroşa yapıyorum. Son 2 ilmeğimi düz kenar çalışmamı yaptığım için örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. Örgümün başında her zaman 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum. Düğü belik kısmım 2, 4, 6, 7. Burası benim örgümün arka yüzü. Burada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kol ajurumda doladığım ilmeğimi şu şekilde değil de delik olmasın diye şöyle çevirerek öreceğim. İki haroşamı örüyorum. Yine burada artırdığım ilmeğimi çevirerek örüyorum. Artırdığım ilmekleri ters olarak örüyorum. Kolumdaki ajur çalışmam 2 ilmek ajur çalışmam haroşa. Yine buradaki artırdığım, doladığım ilmeğimi çeviriyorum. Şu şekilde ters olarak örüyorum. 2 haroşam. Buradaki ilmeğimi de çeviriyorum. Ters olarak örüyorum. Arka ilmeklerimi yapıyorum şu anda. Bunu artık kenara alabilirim. Arka ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kol ajuruma geldim. Yine ilmeğimi çevirerek örüp o şekilde örüyorum. Ters olarak 2 haroşam. İlmeğimi yine çeviriyorum. Ters olarak örüyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Kol ajurumdayım yine. İlmeğimi ters olarak ördüm. 2 haroşam. Artırdığım ilmeğimi yine doladığım ters olarak ördüm. Son 2 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine örgümün başında ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşalarımı tamamlıyorum 7 ilmek. Düz kenar çalışmamla beraber tabii ki 7 ilmeğim
4, 5, 6, 7. Örgümün ön yüzünde ön kısmını örüyorum. Her ön yüzde kol acırımızda artırmamızı yapacağız. Burayı da düz olarak örüyorum. Buradaki iki haroşam belli oluyor. Hemen ondan önce bir artırma yapıyorum. Şişime doladım. İki haroşamı örüyorum. Şişime doladım. Kolumdaki düz ilmekleri örüyorum. Kol acırımdaki iki haroşamdayım. Şişime doluyorum. İki haroşa örüyorum. Şişime doluyorum. Arka ilmeklerimi örüyorum düz olarak. İşaretleyici takmadım. Kol ayrımlarında belli oluyor haroşa diye. Eğer şaşırırsanız arkadaşlar, siz işaretleyici ile belirleyebilirsiniz oraları. Sinan'ın şişim ısrarla çarpıyor. Koluma doluyorum ama İki haroşama geldim. Ondan önce şişime bir doluyorum. İki haroşama ördüm. Bir doluyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Devam edelim. Bu arada ön patımda 3 diş haroşa oluştuktan sonra ilk ilik çalışmamızı yapacağız. Ben arka taraftan açacağım. İlerliyorum. Şu anda şişimde 6 tane ilmeğim var. Gördüğüm ilmeği, iki ilmeğimi kesiyorum. Bir tane artırıyorum. 4 ilmeğimi örüyorum. Son iki ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum tabii ki. Örgümü çevirdim. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi patımdaki tabii ki haroşa olarak örüyorum. Birinci ilik çalışmamızı yapmış olduk. Örgümüze, ajurlarımızda artırmalarımıza devam ediyoruz. İki haroşamı gördüm. Ondan önce şişime bir doluyorum. Bir, iki haroşamı ördüm. Şişime doluyorum. Kolumdaki düz ilmeklerimi örüyorum. Kol artırma detayındayım. İki haroşamı gördüm. Şişimi bir doladım. Haroşalarımı ördüm, doladım. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Koldaki ajur çalışmamız belli bir uzunluğa gelene kadar örelim. Kaç defa artış yaptığımı söyleyeyim o zaman. Hırkamın roba artışlarına devam ediyorum. Bu
bu sırada son defa artışımı yapacağım. 19 defa raba artımı yapmış oldum. Dokuz kez raba artışımı tamamlamış oldum. Bu yüzden örüyorum. Arka yüzden de ördükten sonra diğer tarafta kollarımı örmeye başlayacağım. Misin alış işte bedenimi bekletip yardımcı şişle kollarımı öreceğim. Ön pat çalışmam. Son iki ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çevirdim. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgüme devam ediyorum. Artırdığım ilmeğimi çevirip içinden o şekilde örüyorum. Burada da yine aynı şekilde. Ters örgülerimizi tamamlayalım. Artırma çalışmalarım bitti. 19 defa artırdığımı söylemiştim. Şimdi artık kolumu öreceğim. Bu arada arkadaşlar ikincilik çalışmamızı da unutmayalım. 12 diş haroşası sırasından sonra ikinci iliğimizi açalım. Şimdi kolumuzu örmek için koluma doğru ilerleyeyim. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşalarımı çalışıyorum. Şuradaki iki diş haroşamı bir tanesini bedene bir tanesini kola dahil edeceğiz. Kol ajur çalışmamdaki bu haroşamı da yine düz olarak aldım ve bedenime ekledim. Şimdi yardımcı şişle kolumu örmeye başlayacağım. Yine boşta benim bir başka bir misin alış işim vardı, onu alıyorum. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Buradaki iki diş haroşamı yine bir tanesini kola bir tanesini bedene dahil edeceğim. Kol ajurumdaki ilmeğimin birini aldım. Bu misin alış işim bedenimde beklesin. Şimdi artık kolumu öreceğim. Önden düz arkadan ters olarak şişimdeki ilmeklerimi öreceğim.
kol ilmeklerimi ayırmış oldum. Bu şekilde arkadan saydığımda şu ters örgülerim 40 tane olana kadar kolumuzu örelim. Kolumdaki 52 tane ilmeğimi koltuk altından itibaren baktığımda 40 sıra örelim dedim ama 5 sıra daha ördüm ben. Toplamda 45 sıra kolumuzu ördüm. Burada artırma ve kesme işlemleri yapacağım bağcığımızı takabilmek için. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Yanındaki iki ilmeğimi kesiyorum. Şişime bir doluyorum. 2 örüp bir keseceğim. 1 2 kesme yapıyorum. Hemen kestikten sonra bir artırma. 2 ördüm. Bir kestim, artırdım. 2 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir artırdım. Bu şekilde kolumuzu tamamlayalım. Bu arada bağcık çalışmamızda bağcığımızı geçirirken çift sayıda delik oluşmasını istediğimiz için ne dedik? 2 örelim, yanındaki 2 ilmeği keselim, bir dolayalım dedik ama muhtemelen burada 13 tane deliğimiz olacak. Biz bunu 14'e tamamlamaya çalışalım. Arada şöyle artırdıktan sonra bir örüp hemen yanındaki 2 ilmeğimi kesip ondan sonra artırma. Bir iki yerde böyle yaparsak 14 tane delik oluşmasını sağlarız. Çift sayıda olması bizim için yeterli olacaktır deliğimizin. Dolalım. Burada bir tane örelim. Çünkü dikiş kısmına gelmesin artırma yerimiz. Bir tane ördüm. Hemen yanındaki iki ilmeğimi bir alıp kestim. Artırmamı yaptım. Şişimdeki kalan iki ilmeğimi ördüm. Örgümü çevirip bütün ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Artırdığım ilmekleri de kestiğim ilmekleri tamamen düz olarak örüyorum. Şu şekilde delik oluşmuş oluyor. Buradan bağcıklarımızı geçireceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Kolumdaki bağcık detayım için yaptığım bu çalışmadan sonra örgülerime devam ettim. 15 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Şuradan itibaren saydığımda 15 sıra örmüş olduk. Şimdi bu sırada bir kes bir dola örgümüzü bu şekilde devam edeceğiz. Kolumuzun ucundaki şu detayı çalışacağız. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir doluyorum. Hemen iki ilmeğimi kesiyorum. Bir dola, iki ilmeği bir örüp alıyorum, kesiyorum. Bir dola, bir kes, bir dola, bir kes. Bir dola, bir kes. Sıramızı tamamen bu şekilde devam edelim. Kesmelerimi, artırmalarımı yaptım. Örgümü çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi bu yüzde düz olarak örüyorum. Arka yüzde ters olarak yine öreceğim. 4 sıra öreceğiz kolumuzu. 4 sıradan sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Sonrasında kıvırıp kolumuzu dikeceğiz. Arka yüzden baktığımda ters ilmeklerime 4 sıra olduğunda örgümüzü keseceğiz. Sıralarımızı örelim.
Kesme artırma işleminden sonra 4 sıra ördüm. Burada artık kolumuzu kesiyoruz, ilmeklerimizi kapatacağız. İlmeklerimizi keserken çok gevşek keselim. Sıkı sıkı kesmemeye dikkat edelim. Çünkü örgümüzü burada kıvırıp katlayacağız. Burada bir dikişimiz olacak. Kasmaması için kolumuzu sıkmadan keselim. Buna dikkat edelim. İlmeklerimi tamamen kestim artık. Biraz uzunca bırakıyorum dikişte kullanmak için. Hemen ipimi, iğnemi geçirdim. Kolumun ucunu şu şekilde katladığımda ilk denk gelen ters örgülerimin tek bir teline ilk ilmeğimin olduğu yere batıyorum ve dikiyorum. Aynı hizada gitmeye dikkat edelim. Kendini belli ediyor zaten. Karşılıklı gelen yerden dikiyorum hemen. Çok sıkmayalım. Çok gevşek de yapmayalım tabii. Gördüğünüz gibi karşılıklı geliyor zaten. Kendini belli ediyor. Dikmesi de gayet kolay. Önden baktığımda da gayet temiz bir görüntü var. Aynı hizada gitmeye dikkat edelim. Dikmeye devam edelim. Şu iki yerden hemen dikmeye devam ediyorum. Bu kadar. Gördüğünüz gibi aynı hizadan gayet güzel de bir dikiş oldu. Kolumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. İpimi sabitleyeyim ben burada. Tek kol çalışmamız bitti. Kolumu örmeye devam edeceğim. Diğer kolumu şimdi bedenime ipimi bağlayayım hemen. Ne yaptık? Buradan ördük geldik. Kolumuzu ördük. Şimdi arkadan ilmeğimi bağlıyorum. Arka bedenden yani. Düz olarak yapacağız. Koluma doğru ilerliyorum. Yine burada da kol ajurumdaki haroşalarımdan bir tanesini bedene, bir tanesini kola dahil edeceğim. Buraya kadar geleyim. Kolumuza başlayalım yardımcı şişlerle.
buradaki ilmeğimi tekini ters olarak aldım. Yine bedenimde beklesin şişim. Kolumu örmek için diğer şişimi aldım ve koluma örmeye başladım. Yine burada da koltuk altından itibaren ters örgülerimi saydığımda 45 sıra olana kadar bu kolumuzu da örelim. Bağcık detayımızı çalışalım. Kolajırıma kadar ilerleyeyim. Kolumdaki iki haroşamdan, ajurumdaki daha doğrusu iki haroşamdan birisini düz olarak aldım, koluma dahil ettim. Artık bedenimde misinalı şişim bekleyecek ve kolumu öreceğim sadece. Diğer kolumu da dediğim gibi 45 sıra ters örgülerden koltuk altından itibaren saydığımda ördüm, tamamladım. Buradan bağcık çalışmam için kesme, artırma işlemleri yapacağım diğer kolda yaptığım gibi. 14 tane delik olacak şekilde kesme artırmalarımızı yapalım. Bağcığımızı ona göre tam ortalı bir şekilde geçirebilmemiz adına ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi kesiyorum. İpimi doluyorum. 1, 2 ördüm. Hemen yanındaki ilmekleri kesiyorum. 1 doluyorum. 2 ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi kestim. 1 doladım. Diğer kolumuzdaki gibi aynı şekilde çalışalım. Bu kolumuzu da tamamlayalım. Sonra bağcık yapımını anlatalım. Hırkamı diğer kolunu da bitirdim. Ucunu da yine kesip kırıp diktim. Şimdi artık bağcık çalışmamıza başlayabiliriz. Onun için şu şekilde iki tarafı boş patik şişim var. Hemen 3 ilmek atıyorum. İpimi bağlayıp sabitliyorum. Şişimi kaydırıyorum, örgümü daha doğrusu. Düz olarak 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümü kaydırdım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kaydırdım. Tamamen bağcık yapımı bu şekilde 3 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bağcık kordon yapımını ayrı bir videoda anlatmıştım zaten arkadaşlar. Bağcık yapımını çünkü ben örgülerimde kullanıyorum. Oradan da bakıp anlayabilirsiniz ama bu şekilde de anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Bağcığımızın bitmiş hali de şu şekilde. Ben bunu ölçtüm. 54 santimetre yaptık bağcığımızı. Kolumu bir miktar dikeyim. Bağcığımı geçirip göstereyim size. Dediğim gibi şişimdeki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümü hiç çevirmeden şişimi kaydırarak bağcık çalışmamı tamamlıyorum. Tekniğimiz budur. Bu kadar basit. Yeterli uzunluğa geldiğinde bağcığımızın 3 ilmeği birden kesip kapatacağız.
Bu bağcığımızı da ben öreyim. Sonra devam edelim. Bağcığım 54 santim ördüm yaklaşık. Üç ilmeğimi birden aldım. Kesiyorum. İkinci bağcık çalışmam da tamam. Şuradaki ipimi içine alıp temizleyeceğim. Hemen buradan kesmeyelim sökülmesin. Bağcığımı takmadan önce kolumu dikeyim bir miktar. Bedenimi örmediğim için şuraya kadar diksem yeterli olur. Bağcığı göstereceğim sonuçta. Dikmeye devam ediyorum. Şurası denk gelsin, ona dikkat edelim. Diktim bir miktar, çeviriyorum kolumu hemen. 1 2 3 4 5 6 7 şu yanındaki yerden çengelli iğne taktım. Bağcımın ucuna daha rahat geçireyim diye. Bir alttan bir üstten. Kolumdaki bağcık detayım bu şekilde. Şimdi artık kol detayımız da bittiğine göre bedenimizi örmeye başlayabiliriz. Ne yaptık? Arkadan geldik, kolumuzu tamamladık. Ön bedenimizi örmeden hemen ipimi bağlıyorum. Düz örgülerle ön patıma doğru ilerliyorum. Tamamladım, örgümü çevirdim. Devam ediyorum. Sırada bedenimizi birleştirmiş oluyoruz.
Önleri, arkayı. Bu sırada tamamlayalım. Buradaki ipimizi de buraya gelince bağlayacağım, sabitleyeceğim. Arka yüzden örgülerimi ters olarak örüyorum. Ön yüze geçelim. Hırkayı. Ters örgülerle ördüm. Arka yüzden örgümü çeviriyorum. Hırkamın bedeninde 142 tane ilmeğim var. Bu yüzde haroşalarıma başlıyorum. 2 sıra haroşa öreceğim. Ön lastiğimi yapıyorum. Haroşalarımı örüyorum. Ben haroşamı ters örgü örer gibi yaptığım için bu sırada başlamış oldum. Sizler bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. İki diş haroşa sırası yapalım. Sonra gizli artırmalara başlayacağım. İki diş haroşamı çalıştım. Ön patımdaki 7 haroşamı da ördüm. 6 tane düz örüp bir gizli artırma yapacağız. 6 örüp bir gizli artırma yapacağız. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen şu iki ilmeğimin arasındaki gördüğüm şu ipimi alıyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Şu şekilde çapraz yapıp arasından geçiriyorum ki delik oluşmasın diye düz olarak gizli artırmamı ördüm. 6 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 evet. Şu iki ilmeğimin arasındaki gördüğüm ipimi şişime taktım. Çevirip arasından ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Sadece iki yerde 7 örüp bir gizli artırma yapacağım. Sayılarım o şekilde denk geliyor. Diğer taraflar 6 ilmek örüp bir gizli artırma. 5 6 gizli artırma 2 3 4 5 6 hemen bir gizli artırma daha yapıyorum. Düz olarak ördüm. Bu şekilde devam edelim. Artırmalarımızı yapalım. Bir, iki, 3 4 5 6 ve ön patımdaki haroşalarımı yapıyorum. Buradan itibaren örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak 20 sıra öreceğim. Sonra tekrar yine haroşa çalışması yapacağız. 20 sıra örelim örgümüzü. Hırkamla gizli artırmalarımı yaptıktan sonra 20 sıra ördüm. Örgümün ön yüzünde düz örgülerden saydığımda 20 sıraya tamamladım. Bu arada 3. iliğimizi de açmayı unutmayalım. Sırası geldiğinde hırkamızı 3 ilikten yapacağım. 3 düğme dikeceğiz hırkamıza yani. Şimdi artık 20 sıra ördükten sonra yine haroşa çalışması yapacağım. Haroşadan sonra 6 öreceğim, bir gizli artırma yapacağım. 6 öreceğim, bir gizli artırma yapacağım. İlmeklerimi o şekilde tamamlayacağım. 20 sıra daha öreceğim. Tekrar haroşa çalışması yapıp yine gizli artırma ve 20 sıra öreceğim. Sonrasında lastik çalışmamız var. Dilim dilim 3 dilimde hırkamızı tamamlamış olacağız. 3 kere bu haroşa çalışmasını yapmış olacağım yani. Buraya kadar hırkamızı anlattığımız gibi yapalım. Lastik çalışmasına kadar yapalım.
Hırkamda sıralarımı tamamladım, haraçalarımı çalıştım ve sonrasında hemen gizli artırmalarımı yaptım. Bu arada düğmelerimi de diktim. 3 ilik açmış oldum. 3 düğmemizi de diktim. Hırkamda artık lastik çalışmamıza başlayabiliriz. 4 diş haraçı sırası lastik yapalım. Hırkamızı tamamlayalım. Hırkamın etek ucundaki 4 diş haraçımı da tamamladım. Şimdi artık bütün ilmeklerimi kapatacağım. Hırkamızı kesiyoruz. Bütün ilmeklerimizi kapatalım. Kollarımızı dikelim, bağcıklarımızı takalım. Hırkamızı tamamlamış olalım. Son haliyle tekrar buluşalım. Hırka yapımımız tamamen bitti. Kollarımı da diktim. Kolları diktikten sonra bağcığımı bağladım. Bu arada hırkamızın büyüklüğü 2-3 yaş bebeklerimize uygun oldu. Tabii ki biliyorsunuz bu ebatlar sizin kullanacağınız ipin kalınlığına göre, şiş numaranıza ve elinizin sıkılığına göre ufak tefek değişiklikler gösterebilir. Daha büyük ve daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlarım için şöyle anlatabilirim. Daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlarım, önde 2 ilmek eksik, kolda 1 ilmek eksik, arkada 4 ilmek eksik şeklinde ilmeklerini ayarlarsa, kolajör artırmasında 19 değil 18 yaparsa daha küçük bir hırka elde etmiş olurlar. Büyük yaş çalışmak isteyen arkadaşlarımsa önlere, kollara, arkaya yine istedikleri büyüklüğe göre artış koyarlarsa ve kol ajür artırmasını da 22-23 civarında artırırlarsa 4-5 yaşa uygun hırkayı ayarlamış olurlar. Elimden geldiğince hırkamı anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yaptığınız hırkanın sonucunu da benimle paylaşırsanız sevinirim. Örgü Vagonu Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.